Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programındayız ve yine uzaktan programlarımıza devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Meriç Öner. Merhaba Meriç, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Meriç Öner'le bugün SALT araştırma ve SALT online'ı konuşacağız. Kendisi SALT araştırmanın araştırma ve programlar direktörü olarak görev yapıyor. Şeyle başlayalım. SALT nedir? Ne zaman kuruldu? Ne yapıyor bu kurum? Ne zamandır var? İlk önce SALT araştırma, sonra SALT online'a geçeriz. Tamam. SALT aslında tam geçtiğimiz hafta 9 yaşını doldurdu. 2011'de kamuya kapılarını açmıştı. İçerisinde hem bugün asıl konu edeceğimiz SALT araştırmayı barındırıyor. Bu bir yayınlar ve arşivlere yer veren, kendi ilgi alanlarımız olan, onları da bir sıralamakta tabii fayda var. Yani sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi denebilir. Bu alanlarda hem Türkiye coğrafyası, biraz Türkiye'nin dışına da taşarak 19. yüzyılda ortalarından itibaren belge biriktiriyor, onları paylaşıma açıyor. Hem yayınlarla uluslararası olarak tabii ilgileniyor ve bunu bir kütüphane içerisinde herkesin erişimine ücretsiz sunuyor. Üretiminin başka bir tarafı da bu programlar kısmı. Burada da aslında sergileri, gösterimleri, atölyeleri ve pek çok çalışmalarla yine bu alanlarda derlediği bilgileri bir şekilde kendi ürettikleriyle paylaşıyor. Tabii böyle bir kurum olarak hani bir kültür kurumu diye özetlemekte fayda var. İstanbul'da iki tane yapıyı kullanıyoruz. Bir tanesi Osmanlı Bankası'nın eski genel merkezi Karaköy'de, Salt Galata ismi. Diğeri de İstiklal Caddesi üzerinde aslında 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı Bankası'ndan da önce yapılmış bir konut yapısı. Salt Beyoğlu. Salt Beyoğlu biraz daha fazla bizim üretimlerimizi kamuya açtığımız, sergi ve diğer programlarımızı paylaştığımız yerlerden biri. Salt Galata ise özellikle kütüphanesiyle birlikte İstanbul'da çok geniş bir hem de nasıl diyeyim, dedike bir kullanıcı kitlesine sahip bir alan. Bütün bu işleri aslında bilgi üretmek, bilgi üretirken onlar için kaynak sağlamak, bunları yaparken disiplinleri birbirinden ayrıştırıp küçük kutulara sokmamak için mümkün olduğu kadar çok katılımcılığı çalışmak, her zamanda kültür kurumlarının aslında üretiminde ne kadar büyük bir ekosistemin neredeyse hayatta olduğunu hem hatırlayarak hem hatırlatarak üretim yapan bir yer. 9 senenin de birikimi aslında tam bugün konuşurken ister istemez değineceğimiz şekilde çoğunluğu çevrim içine yönelik çalışılmış şeyler. Çünkü mekana bağımlı olarak özellikle kaynakları konuştuğumuzda, arşivleri konuştuğumuzda mekana bağımlı çalışmaların daha kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz için en başından beri ücretsiz olarak bütün şey birikimini kamuya açmaya niyetli bir yerdeyim kısaca. Daha önce izleyicilerimiz belki hatırlayacaklardır. Meriç Hanım tekrar konuğumuz olmuştu ve o zaman da kendisiyle birlikte yine SALT'ın bir projesini, İstanbul Ansiklopedisi projesini konuşmuştuk. SALT bu anlamda birçok projede üreten bir merkez gibi çalışıyor, değil mi aynı zamanda? Evet, evet, doğru. Bu projelerinizden, yani en azından belli başlı büyük projelerinizden bahsetmeniz mümkün mü? Ve ben siz konuşmaya başlamadan önce tekrar izleyicilerimize de hatırlatayım. Daha önce Meriç Hanım'la birlikte yaptığımız İstanbul Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi projesinde izleyebilirsiniz. Evet. Evet, yani bir kere böyle bir araştırma kurumunun her zaman projeleri çok aşamalı ve zamana yayılan uzun vadeli içerikler sağlamaya el veriyor. Hani bir ayrım söylemek istiyorum. Bir netice için üretim yaptığınızda mesela bu bir sergi olabilir. Çok kısıtlı ve en baştan tarif edilmiş zamanlar içerisinde bir şey üretiyorsunuz.
Ancak araştırma boyutu SALT'ta bu kadar altı çizilen bir alan olduğu için burada hem işbirliklerini hem adım adım ilerlemeyi kolaylaştıracak bir yapı var. İstanbul Ansiklopedisi'nin örneğini verdiğiniz, bizim hem Kadir Has Üniversitesi ile bir araya geldiğimiz hem sonradan Digilog'dan bilgi teknolojisi anlamında buluşmalara destek aldığımız kapsamlı bir proje. Bu mesela 3 sene içerisinde planlandı. Reşat Ekrem Koçu'nun mevcut ansiklopedisini hem çevrim içi erişilebilir kılmak ama asıl olarak neredeyse mitik boyutta sayılan arşivini dijitalleştirmek ve böylece ansiklopediye niyet edilmiş ama yazılmamış bölümleri araştırılabilir kılmak amacı. Bunun gibi pek çok program var. Belki aslında teker teker projeleri tarif etmekten çok SALT araştırma içerisindeki birikimi aktarabiliriz. Çünkü onların hepsi bize zaman içerisinde hem bizim yeni proje yapmamızı sağlıyor hem de bu herkese paylaşılır biçimde açık olduğu için başka projelerin olmasına sebep oluyor, araştırmaların olmasına sebep oluyor. Bugünkü oturma pozisyonumuz böyle evlerden kayıt pozisyonumuz için küçük kliplerle bunları daha kolay anlatabileceğimizi planlamıştık. Belki oradan doğrudan aslında SALT araştırma ile ilgili ilk izleyebiliriz. Yani SALT araştırma, SALT Galata içerisinde hem bir mekan ama aynı zamanda bir sanal mekan en başından beri ve ilk ilgi alanlarımız sanat, mimarlık ve tasarım yani büyük başlıklarımız, kent, toplum ve ekonomi. Bunların içerisinde şu anda erişimde olan 1 milyon 840 bin belge var. Bu şu demek, biz aslında ulaştığımız ve çeşitli biçimlerde devraldığımız, bunların bir kısmı yeri geldiğinde bize bağışlanmış belgelerdir. Bir kısmı bizim biraz müzayede takip ederek erişmeye çalıştığımız belgelerdir. Mirasımız olan Osmanlı Bankası var aslında SALT'ın yapıyı da kullanmasının sebebi olan Osmanlı Bankası arşivi. Bu işin başlatıcılarından biri. Bunların hepsi SALT içerisinde buna özel kendi eğitimleri, ilgilendikleri bu alanlardan olan ekipler tarafından kataloglanıyor, dijitalleştiriyor. Ve sonunda bu SALT araştırmanın arayüzünde sunuluyor. Demin size en kısa halini gösterdiğim. Burada birkaç belki parametrenin altını çizmek lazım. Hani ArşivWeb belli bir konunun uzmanının elinin altında yerini nerede olduğu bildiği, erişebildiği bir şeydi. Yani bunun çok değiştiği bir zamanda yaşıyoruz tabii ki. Bu şu anda hani SALT'ın da 9 senedir açıldığı zamandan beri 1-2 sene geçtikten sonra daha artarak diyeyim. Oluşturduğu arşivin kritik yanı aslında her çeşit bilgiden, bilgi alanından diyeyim gelen birileri buraya girdiklerinde hem öğrenebilecekleri hem üzerine ekleyebilecekleri bir şeyler buluyorlar. Bunun sebebi de yani uzmanlığın tek başına bir tezi yazmanın peşinde koşmanın dışında aslında pek çok dönemi canlandırmak mümkün. Belki buradan mesela bu yine küçük kliplerden sanat arşivlerinin evet, sanat arşivlerinde o tam da dönemi canlandırmak dediğiniz şeyle ilgili SALT'ın arşivinde gerçekten olağanüstü şeyler var. Ben böyle zaman zaman bakıyorum onlara. Müzikler, filmler, fotoğraflar, metinler. Evet, evet, evet. Yani sanat paranteze koyduğumuzda Türkiye ile ve 20. yüzyılın ikinci yarısıyla yoğun olarak ilgileniyoruz. Yani bir sanat arşivi nedir? Mesela Kara Mustafa örneğini koymuştuk. Aslında Gülsün Kara Mustafa'nın kendisi üretirken tuttuğu notları bir iş için. Ama aynı zamanda bulunduğu, katıldığı sergilerin belgeleri, aynı zamanda o ortamların fotoğrafları diyeyim. Bütün bunlar birbirini tamamlayacak nitelikte oluyorlar. Çünkü bizim hem sanat içerisinde hem mimarlık içerisinde değindiğimiz konular gerçekten Türkiye'nin belli bir döneminin hangi ortamlarda birbiriyle nasıl kesiştiği, nasıl hareket ettiği bir taraftan. Diğer taraftan hiç olmadığını sandığımız, özellikle bazı tarih anlatıları çok daha erken tarihlere dayandırıldığı ya da
kendi içerisinde bir ezberi takip ederek dünyayla karşılaştırılmalı gittiğinde pek çok küçük hikaye, mikro tarih diyeyim, kayboluyor. Halbuki arşivlerin böyle bir özelliği var. Birbiriyle bağlantılı sanat arşivi içerisindeki belgeleri okuduğunuzda Türkiye'de 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda nerelerde, kimlerle neler yapılıyordu bir nebze olsun bu anlatıyı kurmak mümkün oluyor. Arşive de bu göze bakmak gerekiyor. O genel anlatıyı kırmakta neye yarıyor diye bakıyoruz aslında biz daha çok. Hani pek çok ezberimiz var ama başka türlü bir belge o ezberin dışına çıkmayı sağlayabiliyor. Hani bize yani o hikayenin dışındaki hikayelere varmayı sağlayabiliyor. Sanat arşivleri aslında bir tarihsel düzelti demek çok iddialı olacak ama demin sizin sorduğunuz proje sorusuna pek çok aşamayla ilerliyoruz diye yanıt vermiştim. Oraya geri dönüp gidersek yani biz Gülsün Hanım'la saat içerisinde Gülsün Kara Mustafa ile bir sergi üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Onun birkaç sene sonrasında bir bütün arşivini derlemeye başlıyoruz. O arada başka kesişimlerimiz oluyor. Bunun iyi örneklerinden biri İsmail Saray, Türkiye'de 80'ler zamanında İngiltere'ye yerleştikten sonra Türkiye'de çok üretimi olmadığı için sanat anlatısında çok adı geçmeyen, kavramsal sanat alanında da 70'lerde, 80'lerde, 90'larda yani aktif olduğu zamanda çok kritik işleri bulunan bir sanatçı. Biz İsmail Saray'ın önce arşivini toplayarak başladık. Kendisi hala İngiltere'de onun desteğiyle. Sonra onun bir sergiye dönüştüğü bir aşama yaşadık. Ondan da toplam 5 sene içerisinde sonrasında da bir yayına dönüştü. Ben sanat arşivlerinden de en aklıma gelen örneklerden biraz biri. Biraz da Salt'ın mimarlık arşivinden bahsedelim isterseniz. Tabii mimarlık ve tasarım arşivi de yani Salt'ın kuruluşuyla birlikte gittikçe hızlanan bir arşiv. Orada öncelikli olarak nasıl diyeyim, Türkiye'de çok hem tanınır hem hatırı değerli mimarlarla birlikte çalışma fırsatı bulduk. Arşivlerini hep bağış olarak aldık. Sayelerinde de çok iyi bir şekilde işleyebildik. Bunlardan biri yakın zamanda 20 Mart'ta yitirdiğimiz Cengiz Bektaş. Cengiz Bektaş'ın arşivi Salt araştırma içerisinde erişilebilir durumda. Hem mimari projeleri hem kendisi çok meraklı olduğu için ciddi bir fotoğraf diyak koleksiyonu var. Bunun dışında yakın zamanlarda birlikte çalışmaktan zevk aldığımız, bu sene çalışmaya devam ettiğimiz Doğan Tekeli Sami Sise Bürosu adına Doğan Bey'le çalışıyoruz. Burada arşivin aslında dijital olmasının getirdiği faydalar var her zaman. Çünkü üzerine biz Salt içerisinde altyapıyı kendi ekibimizde, teknoloji ekibimizde hazırladığımız için üzerine yeni kullanımda kolaylık sağlayacak özellikler getirebiliyoruz. Doğan Tekeli arşivinde uyguladığımız bir şey şu anda harita üzerinden bütün yapıların, tamamlanmış olan yapıların erişimini görebilmek. Bunları önemsiyoruz. Yani bir şu anda da tam dijital içeriğin çok konuşulduğu bir noktadayız. Onun için böyle arada girip tekrar bir bakıma konuyu düşünmek gerekiyor. Yani bir nasıl diyeyim, dijital olanı başka yapılan bir şeyin yerine sunmaktansa aslında imkanı olmayan şeylere açmak, bir de yani bir çeşit kirlilik de yaratır durumdayız şu anda. Hani onun da önüne geçmek daha dediğim gibi hep uzun vadede çok daha fazla kullanılacak bir şeyi dijitalde yer vermek, mekanı kaybettik diye mekan taklit etmemeye çalışmak bizim için çok değerli. Yani Salt'ın refleksleri içerisinde. O yüzden de bu arşivin arayüzü, size eriştiği şekli, hani bu dediğim hepimiz aslında bundan faydalanabiliriz. Yani bir merak doğrultusunda tabii ki kurcalarız bir arşivi ama onu da çok kolaylaştıracak, katmanlaştıracak özellikler her zaman deniyoruz. Tekeli Sise arşivi, Bektaş arşivi, Tabanlıoğlu arşivi, Çinici arşivi, Altuğ ve Behlus Çinici'den, Altuğ Hanım'dan devraldığımız. Tabii bütün bu arşivler yine aynı dediğim o 50'ler 60'lar sonrasından itibaren Türkiye'deki yapılı çevreyi anlamak, tartışmak, incelemek için çok değerli. Çünkü bu sefer mimarlık arşivlerine girdiğimizde de o yapıların çizimlerini,
onların hangi biçimlerde üretildiğini bir mimar gözüyle başka türlü de ifade edebilirim ama yanında çok fazla yazışma geliyor bu arşivlerin. Ve bir üretim sürecinin ne olduğunu sökebiliyorsunuz. Yani bu aslında endüstri tarihi de yapmaya müsait kılıyor bunu. Özellikle Çinici arşivinde benim çok etkilendiğim ODTÜ'nün o nitelikte bir yapı olması için ODTÜ'deki yapıların nasıl bir çabanın söz konusu olduğunu incelemeyi de sağlıyor. Bu yüzden her zaman sanat ve mimarlık tasarım arşivleri ayrıca birbirlerini de destekleyerek hani bir dönemin röntgenini çekmek için bu yan belgeler yani çizimlerin ötesindeki belgeler açısından önemli. Bir de belki hani siz de arşiv kurcaladığınız için biraz size de topu atarak üzerinde yorumlanmamış bir içerik sunmak bana hep çok heyecanlı geliyor. Çünkü o başka gözleri ve yorum imkanlarını sağlıyor. Hani bizim bir sergiye, bir yayına dönüştürdüğümüz içerikler her zaman aslında kendi içinde ne kadar ondan kaçsak da ilk söz, son söz barındıran şeyler. Halbuki arşiv biraz daha hiyerarşi kırma kapasitesine sahip, özellikle herkese açık olduğunda diye düşünüyorum. Hani biraz bizim şeyimiz, şevkimiz ve evet. Üstüne ekleme heyecanımız da böyle bir yerden de geliyor aslında. Evet, bir de mimarlıkla da tabii yine bağlantılı. Sizin bir de kent, toplum ve ekonomi arşiviniz var SALT'ta. Bu arşivde neler var? Burada neler yapıyorsunuz? Doğru. Kent, toplum ve ekonomi arşivi tabii çok kapsamlı bir arşiv. Belki de hem sanat, mimarlık ve tasarımla hepsi bir araya geldiğinde kurumun o demin söylediğim pek çok disiplini aynı anda dert ediyor olmasına en çok işaret eden arşivlerden birisi. Çünkü bir kere 19. yüzyıl ortalarından başlıyor ve özellikle hani Osmanlı'yla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki geçişi tespit etmek için çok fazla veri var o geçişin ortamını diyeyim. Ve 20. yüzyıl sonuna kadar da geliyor. Bunu da önemsiyoruz çünkü bu aslında bütün sanat, mimarlık ve tasarım arşivini de kapsayacak şekilde yani 80'li yıllar bize yakın geliyordu diyeyim. Bundan bir süre önce 70'li yıllar öyleydi. Yani neyin bir arşiv bünyesinde görülmesi lazım? Yakın tarih nasıl çalışılır? Ne kadar yakındır ona? Nereye gitmek evet, lazım? Ne kadar yakın, bunlar doğru. Bizim dert ettiğimiz meseleler. Dolayısıyla SALT'ın içerisinde 80'lerden fotoğraf serileri de var. Çünkü onlar bugün bambaşka bir dünyayı hatta gösteriyorlar. Mesela İstanbul gibi bir şehirde düşündüğünüzde. Bu kent, toplum ve ekonomi arşivinin bel kemiğini oluşturan parçalar var diyeyim. Benim burada seçtiğim bugünlerdeki psikolojiyle belki de klibe bakarsak orada aslında haneler arşivine yöneltiyor. Yani bir haneler arşivi ne demek? Çoğunluğu İstanbul'da olan ve bu demin söylediğim imparatorluktan cumhuriyet yapısına geçerkeni de ciddi şekilde kapsayan kimileri özel, kimileri resmi belgeleri içeren ama aileler üzerinden, haneler üzerinden değerlenmiş arşivler. Bunların bir tanesi de özellikle söz etmekte fayda görüyorum. Alan Dubin ve Cem Behar'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptıkları İstanbul Hane Halkı araştırmasının içeriği. Yani onun bir yayını var ama arşivi SALT üzerinden erişime açık. Ama bunun yanı sıra pek çok hem belki yine geri dönüp mimarlık için de söylemek lazım. Biz Cengiz Bektaş dediğimizde, Doğan Tekeli dediğimizde elbette Türkiye içerisinde çok tanınan, bilinen Hayati Tabanlıoğlu çok kamu yapısı yaptığı için adı geçen kişiler. Ancak tabii ki bundan çok daha hareketli üretim ortamı. Yani bizim de kendimizi birazcık zorlamaya çalıştığımız bu önemli dönemde kritik kişilerin yaptıklarını derledikten sonra biraz daha yaygın olarak neler yapıldığına bakmak. Kent, toplum, ekonomi arşivinin böyle bir özelliği var. Burada çok nasıl diyeyim statüleri gözetmeksizin iyi derlenmiş kritik olan arşivlere ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir çok daha hani topluma yaygın içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Bu aslında önemli. Ve bu arşivin bir başka kolu da hane halkları haneler dışında kurumlar arşivleri. Yani bunun içerisinde de Türkiye'de aktif olmuş mesela American Board for Missionaries Commission of Missionaries
Kesinlikle ismini doğru söyleyemedim ama Amerikan Board Heyeti diyeyim, Türkçesinde kendi tabelalarında yazdıkları gibi. Türkiye'de hala bu çalışmalarını devam ettiren, arşiv çalışmalarını devam ettiren bir ekip. Yine işbirliği olarak çevrim içinde açılmasını sağlıyoruz. Bu da yani 1900 başlarından itibaren buradaki hareketlerini, çalışmalarını, erişimlerini fotoğraflarla, yazışmalarla incelenebildiği bir misyoner kurumun incelenebildiği bir arşiv. Hepsi birbiriyle çeşitli vesilelerle bağlanıyor. Bir önemli şey de aslında arşivin yani genişledikçe bir bakıma da bunlar şöyle düşünmek lazım. Bir hedefle kendi önünüze koyup peşine düşeceğiniz şeylerin haricinde çoğu zaman da tesadüfler, SALT'ın bu arşivi yapmasına olan güvenle bize gelen bir takım başvurular bütün bunlarla genişliyor. Yani bu ana alanı sabit kalsa da bizim de hayal edemeyeceğimiz parçalar eklenebiliyor. Bu yön içerisinde kullanıcılar için özellikle de küçük arama metotlarını da kullanmak önemli. Yani burada mesela benim yine küçücük seçtiğim klipte hani sağlık dediğinizde de sağlık araştırma içerisinde bu kapsadığı dönemde ve yaygınlıkta hiçbir arşiv ayrımı yapmadan yani bu mimarlık bu kent demeden bununla ilgili belgelere ulaşmak mümkün oluyor. Dolayısıyla da bir bakıma aslında beklediklerinizin dışında bir şeyi hep altını çizmek lazım. Bizler bunları çalışırken bu bir sanat arşivi olduğunda bu alanda eğitim almış birisi, mimarlık arşivi olduğunda bu alanda eğitim almış birisi çalışıyor. Dolayısıyla bizden en az 2-3 kişinin, SALT ekibinden en az 2-3 kişinin gözü değiyor. Ama hakikaten yorumlanması tamamıyla dışarıda olan bir şey neredeyse. Yani hiçbir kişinin buradaki bütün içeriği tek başına bilmesi ve bundan faydalanması söz konusu değil. Hani bunu büyük olduğu anlamında söylemiyorum. Tam tersi ne kadar çok içinden aslında konu, proje, tartışma açılabileceğini hatırlatmak için söylüyorum. Etkin kullananlar kuşkusuz belki akademik çalışmalar başta geliyor. Bunu da inkar etmemek lazım. Burada da hem biz öğreniyoruz bize gelen sorularla, hem takip etmeye çalışıyoruz içinden neler türediğini. Yani her sene ciddi sayıda kitabın içerisinde bu arşiv belgeleri yayınlanan kitap içerisinde kullanılabiliyor. Yani bu asıl hizmetimiz, sonrasında başkalarının dönüştürdüğü şeye gidebilmesi. Bu bakımdan da zaten dijital olması, erişilebilir olması, derlemesi. Türkiye'de bunları bu tempoda ve açıklıkta yapan hele başladığımız yıllarda kurumlar olmadığı için kritik bir görevdi aslında. Belki şimdi daha çoğalıyor, belki şartlar zaten zorlayacağı için çoğalacak. Ama tabii ki hani İstanbul özelinde en azından konuşursak belediyeden sizin başka konuştuğunuz kurumlara üst üste eklenerek birbirini tamamlayan çok arşiv var. Hepsinin erişilebilir olmasını temenni ediyoruz tabii ki. Bir de sizin SALT Online olarak, SALT Araştırma olarak mevcut hepimiz böyle evlerimize kapanmışken sunduğunuz ayrıca hizmetler var mı? Evet, aslında bu dönemi tabii yani bir tane de SALT Online için küçük bir klip vardı. SALT Online bizim bütün, bazen de Ankara'da programlar yapıyoruz. Bütün içeriğimizi, bakın bunları çalıştık dediğimiz bir mecra bizim için. Aynı zamanda elektronik yayınlar yapıyoruz. SALT'ın daha çok tercih ettiği bir format. Blog yazıları pek çok kişiden sipariş ediyoruz, topluyoruz, ortak ürettiğimiz şeyler oluyor. Bütün bunlar hep saltonline.org içerisinde erişimde. Böyle bir evde olma durumu geldiğinde aslında ilk önce bizim için şu demekti. Hani biz kapımızı kapattık ve normalde kamuyla yüz yüze bütün gününü geçiren insanlarız. Hani bu kütüphane içerisinde de olabilir, bir atölye çalışmasında da olabilir. Onu yitirdik. Ama biriktirdiğimiz çok şey vardı. Hani eskiden yapılmış bir konuşma da sırasında bu an için anlamlı olabiliyor. Ya da dediğim gibi elektronik olduğu için erişime açık olan. Onları saltonline.org üzerinde düzenlemeye başladık. Yani orayı biz yarın sergimiz var gibi bir alan olarak tek başına kullanmıyorduk. Ama bütün o özelliğini yitirdi. Aslında 9 yılda birikenlerin biraz vitrine çıktığı bir yere dönüştü. Aynı zamanda da sizin bu en başından zaten söylediğiniz Ali, o
bir meslek olarak projecilik diyeyim neredeyse. Çalıştığımız, devam ettiğimiz, belki sonuna getiremediğimiz şeyler de var. Onlara tekrar dönüp normalde kullandığımız mecralarda incelenebilir hale getirmek için bir takım çalışmalar da yaptık. Yani eski bir projemizin bir ucunu. Bunun yanı sıra da en çok belki yani üretilmiş şeyleri çağırmaya da özen gösteriyoruz. Bu dönemin böyle bir gereksiz üretim zamanıymış gibi pompalanmasından da çok hoşnut Doğru. değiliz hiçbirimiz. Doğru, dolayısıyla bir sipariş bombardımanı değil ama elimizde olan ve bugünün şey anlamında söylemiyorum, her şeyi de salgının üzerinden anlamlı anlamında söylemiyorum. Kütüphane haftası kutladık bütün dünyada, kütüphaneye gidemiyorduk. O zaman onunla ilgili neyi konuşabiliriz dediğimiz şeyleri düzenlemek anlamında söylüyorum. Bu anlamda da birkaç tane şu anda mesela Wolfpack film gösterimi var. O benim çok beğendiğim 2015 tarihli bir belgesel film. Evinde babaları tarafından kapatılmış ve dışarıya hiç çıkma izinleri olmayan çok uzun bir zaman birkaç kardeşin evdeki hayatlarını filmler üzerinden nasıl başka türlü hale getirdiklerini bir kısmı diyeyim konu alan bir belgesel. Böyle şeyleri de yeri geldiğinde ve anlamlı olduğunda paylaşmayı sürdüreceğiz. Ama tabii hani kültür kurumlarına çok bence sorulması gereken bir yandan biz birçok şeyi şu anda erteliyoruz ve normalde çevremizde ilişkide olduğumuz, birlikte ürettiğimiz akla gelir gelmez çok fazla insan var. Yani kendi Salt'ın kendi ekibinin üretimi belki arşivde sürüyor ama onun dışındaki üretimleri için çok ortaklıklarımız var. Biraz bunların ne yöne evrileceğini düşünmek için kendimize zaman ayırıyoruz. Bunu da eyvah ne yapacağız anlamında söylemiyorum. Nasıl yapacağız? Neyi doğru yapacağız? Bizlerin en önemli görevi telif vermek. En önemli görevi aslında bir bakıma yapılan işlerde ortaklıkları maddi manevi sürdürmek. Hani bütün bunlar içerisinde anlamlı olacak dağılımlarla biraz ilerideki programları da tabii ki devam ettiriyoruz. Ama Salt Online içerisine geldiğinizde birikmişlerle bugüne dokunanlar arasından bir seçki, her hafta hemen hemen tazelenen bir seçki görebilirsiniz. Yani aslında bu sadece dediğiniz gibi arşiv şu andaki hayatımızda zorunlu ve zorla kapatılmanın yaşayan insanları olarak bambaşka bir işlev de kazanmış durumda. Hani daha önce akademisyenler, araştırmacılar için daha böyle ne diyelim elzem gibi görünen arşiv şimdi evdeki yani içerideki kapatılmış herkesin açıp böyle bir nesneyle kurduğu ilişkiye de dönmeye başladı. O yüzden sanki arşiv daha böyle bir kamusal platforma da dönüştü. Değil mi? Biraz daha insanların kullanımı daha bizim çok şeyimiz, sıklaştı. Öyle olmasını, yani o hep hayal ettiğimiz bir şeydi. Şu anda da öyle olmasını destekleyecek küçük şeyler yapıyoruz. Mesela Salt Araştırmayı Bir Bilene Sorun diye bir program küçük icat ettik. Hakikaten bir belgeye takıldığınızda bizim bir faydamız oluyorsa haberleşmek için. Bu zaten sorana söylediğimiz bir şeydi ama daha formatını uydurarak diyeyim. Bir de yani bu çok sağlıklı herkese açılması. Çünkü Salt'ta biz çoğu zaman kullanıcılarımız sayesinde eksik yaptığımız, yani tamamen sırasında dikkatsizlikle, sırasında bizim bilgimiz yetmediği için yarım kalan şeyleri hep öyle tamamladık. Dışarıdan gelen uyarılarla tamamladık. Çok daha yoğun ilgi var. Yani biz sayıları görebiliyoruz çünkü giriş çıkış şeylerini. Bu bir gerçek. Bir de Türkiye içerisinde çok daha geniş bir yere yayıldı. Hani o mekansız olmanın biz altını çizmeye çalışıyorduk ama sonuçta Salt İstanbul'da bir kültür kurumuydu. Ve belki de kimse onun uzantısında bu kadar çok şey erişebileceğini herkes bilmiyordu diye anlıyorum. Bunun da tabii ki olumlu olduğunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Tabii. Evet, yani biraz daha anlamlı ve başkalarının da üretmesine vesile olacak bir şeyin bu dönemde biz öne çıkarabildiğimiz, doğallıkla öne çıkarabildiğimiz için bizim daha çok içimize siniyor yaptığımız şeyler. Bir de yine biraz önce söylediğiniz şey de önemli. Hani yakın tarih nedir ya da tarih nedir hikayesi de bu arşivlerle birlikte yeniden üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Mesela ben hep şeyi fark ediyorum. İşte ben mesela üniversitede 19. yüzyıl anlatıyorum. İşte 19. yüzyıl romanlarına bakıyoruz ve
öğrenciler o dönemdeki bırakın şehri birçok nesnenin bile 19. yüzyılda karşılığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için de metinle ilişki kuramıyorlar. Şimdi mesela biz 21. yüzyıldayız. Muhtemelen siz ve ben aynı kuşağız ve 20. yüzyıldaydı. Yani üniversite okuduk. Evet, tabii, şimdi tabii. Yani bunlar şimdikiler 200 yıl aslında araya bir mesafe konulmuş durumda ve o mesafe arttıkça özellikle görsel malzemeler ve sizin dediğiniz mikro tarih çok daha önemli bir şey haline geliyor. Çünkü o detayları görebilmek için de görselliğin zapt edilmesi, ama burada korumak anlamında muhafaza edilmiş olması ve bunu sunabiliyor olmak da ancak herhalde sizler gibi arşivlerini paylaşabilen kültür kurumlarıyla mümkün olabilir. Çok doğru bir tespit. Yani en baştaki sorunuza da hatta dönersek, salt ne yapıyor dediğinizde, aslında biz görsel ve maddi kültürü hem anlamaya, hem deşifre etmeye, hem onun bir takım donelerini dediğiniz gibi tutucu olmayan bir biçimde muhafaza etmeye, paylaşılabilmek için muhafaza etmeye özen gösteriyoruz. Arşivlerin kendisi aslında sergi gibi, zaten başka türlü bir şey yapmanın gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Yani sizin dediğiniz anlamda bir 19. yüzyılın arka planı neydi aslında İstanbul'da dediğinizde, örneğin İzmir'de, pek çok başka ilde. Bunun birkaç kartpostal üzerinden bile imgesinin gözünüzün önünden geçmesi bambaşka bir şey. Ve erişilebilir olması da bu anlamda tabii ki kritik bir şey. Evet, hem öyle, hem de disiplinlerin, yine söylediğiniz arşivin disiplinler arasındaki sınırları yok etmesi açısından da önemli bir şey. Çünkü görsellik her zaman bu anlatılabilir olanın ilişkilerini ve ilişkiselliğini kurmak için de çok önemli bir şey aslında. Ve bunu sağlayabilmek, hem eğitim olarak, hem o birçok parçayı bir araya getiren bir unsur olarak bunları paylaşmak güzel. Mesela müzik de yine onlardan birisi. Yine birçok mesela İstanbul Araştırmaları'nın öyle bir müzik arşivi var. Yine Milli Kütüphane'nin müzik arşivi. Yani sizin de dediğiniz gibi tüm bu arşivler birbirleriyle desteklenir bir şekilde. Bir diyaloğa da giriyor aslında onu kullanan kişiler tarafından. Bir yerden, evet, başka bir yere gitmeye başlıyor. Son olarak bir de şunu sorayım. Sizin online sergileriniz var mı SALT'ta? Şöyle, biz Google Arts and Culture'a üye olan kurumlardan biriyiz. Mekanla ilişkimiz çok hassas. Mekanın içinde deneyimlenmesi gereken bir şeyin dışarı çıkmasını, başka bir forma bürünmesini sağlamaya hiç girişmek niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Olmayacak. Ama ortamına uygun bir şeyleri oraya yerleştirmekten de bir sakınca görmüyoruz. Google Arts and Culture içerisinde de bizim araştırma temelli çoğu sergilerimizin, çoğu da arşivden beslenen sergilerimizin derli toplu sunumları var. Yani şu anda mesela çok yakın zamanda konmuş olanlardan biri Modern Denemeler serimiz vardı. İsmi Salon. Sizin de ilginizi çeker. Ulvi Cemal Erkin ve Ferhunde Erkin'in evinden bir grup mobilyayı ödünç almıştık. Çünkü o evin kendisi, hem apartmanın kendisi, Türkiye mimarlık tarihi içerisinde incelenmesi gereken iki mimarın, Rahmi Bediz ve Demirtaş Kamçıl'ın kritik bir yapısıydı. Hem de evdeki mobilyalar, Azmi ve Bediz Koz, o zaman Butika markasıyla Ankara'da üretmiş olan çok kendine has, çok duyarlı bir mobilya grubu. Bu tasarım araştırması sonucunda vardığımız bu evin bir süre SALT'ta bir kısmını ağırladık. Ama aynı zamanda kendi yerinde ve yapıyı da belgeledik Metehan Özcan'ın fotoğraflarıyla. Mesela böyle bir sergiyi geriye dönük olarak bunu tekrar toparlayıp bu arada açtık bu vesileyle. Gazi eğitim üzerine bir araştırma yürütülmüştü ve geçtiğimiz sene Ankara'da, ondan önceki sene İstanbul'da sergilenmişti. O araştırmanın sergisi de çok yakın zamanda yine Google Arts and Culture'a çıktı. Başka parçalar da veya başka sergiler de var. Dediğim gibi aslında bir araştırma niteliği olan içeriği doğru görsellerle erişilebilir kılacak şeyler yapıyoruz. Flickr'da böyle bir araya getirdiğimiz görsel gruplar oluyor. Yani arşivin süzülmesi, taranması, onun içerisinden yapılmış daha uzun soluklu bir araştırma varsa onun dillendirilmesi
kıvamında projeler yapıyoruz. Sunum derim ben onlara, sergi demek sunum, yerine. Evet, mesela. Tamam, sunum belki. Evet, Meriç Hanım çok teşekkür ederiz. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize? Çok teşekkürler. Güzel bir, hani detaylı konuşabildiğimiz bir program oldu. Özellikle sağlık araştırmanın içeriği için ben çok teşekkür ediyorum. Yani dilerim ilgi duyanlar da girer, kurcalar, bir soruları olduğunda bize ulaşır, haberleşiriz böylece. Evet, tekrar çok teşekkür ederiz. Bugün Meriç Öner'le birlikte SALT Araştırma ve SALT Online'ı konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.